Herkese selamlar. Dostlar bugün 2023'teki yazılımcıların kazandığı paraları konuşuyor olacağız. Daha doğrusu maaşları, maaşlı çalışanları konuşuyor olacağız. Dostlar ilk örneğimizi hemen vakit geçirmeden verelim. İlk örneğimiz bir junior arkadaşla örnek olsun. Daha doğrusu iki tane junior arkadaşımızın örneğini verelim. Şimdi dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu insanlar benim çevremde olan, tamam mı? Konuştuğum, görüştüğüm insanların maaşlarını ortalama olarak söylüyorum. Tamam mı? Şurada küsuratına kadar verecek tabii ki bir durumumuz yok ama en azından ciddi bir fikir vermesi için söylüyorum. Dostlar bir junior arkadaşımızı düşünün. Bir kamu bankasında başladı. Yaklaşık işte 8-9 aydır çalışıyor. Bir kamu bankasında yazılım departmanında çalışıyor. Ve aldığı maaş ortalama arkadaşlar şu anda işte herhalde uzman yardımcılığı diye bir pozisyon var orada. 25 bin liraya yakın bir maaşı var. Bakın yeni mezun. İlk işi daha önce hiçbir yerde çalışmadığı tecrübesi 8 ayla kıyas yani 8 ayla sınırlı. Ve şu anda 8 ayla sınırlı tecrübesiyle beraber yaklaşık olarak söylüyorum size arkadaşlar 25 bin liraya yakın bir maaşı söz konusu. Yine aynı arkadaşımızın sınıf arkadaşı dediğimiz başka bir kardeşimiz de o ise özel sektörde başlamayı tercih etti. Özel sektörde uzaktan çalışıyor. Yine aynı şekilde uzaktan çalışmayla beraber arkadaşlar özel sektörde başlangıç maaş olarak o da 15 bin lira gibi bir maaşla başladı. 15 bin lira net maaşlardan bahsediyorum bu arada dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu uçurum nasıl oluyor? Bu uçurumun arkadaşlar çeşitli nedenleri var. Sektörü bilen insanlar bilir. Kamu bankaları yani ilk başlarda kamu bankaları her zaman için bir tık daha fazla maaşlarla başlatırlar. Sonrasında bu fark tabii ki atıyorum yani ne kadar süre sonra bilemem tabii bunu. Sizin performansınız vesaire gibi fazla farklı parametrelerde söz konusu ama 3 yıl, 5 yıl artık sizin durumunuza göre bu fark kapanır. Hatta sizin kendinizi geliştirmiş olma düzeyinize göre farklı noktalarda gider. Bunu her videomda söylemişimdir zaten. Şimdi gelelim biraz da profesyonel, daha doğrusu bir tık daha senior arkadaşlarımın maaşlarına. Dostlar size şöyle söyleyeyim. Bir içecek markası söylediğimde, bir işte atıyorum bir meşrubat markası söylediğimde dünya çapında bilinen bir meşrubat markasında çalışan bir arkadaşımdan bahsedeyim size. İyi de bir yazılımcıdır kendisi. Yani bayağı yazılım konusunda iyidir. Kendini çok geliştirmiş. Global çapta developerlığı çok rahat yapabilecek bir arkadaşımız ama Türkiye'de farklı nedenlerle kalmak zorunda olan bir arkadaşımız. Aldığı maaş arkadaşlar şu anda 65 bin lira civarında bir net maaşı var. Bu da full uzaktan çalışıyor dostlar. Aynı şekilde. Tabii şu hani uzaktan çalışmanın iki tane farklı versiyonu var benim gördüğüm kadarıyla. Bazı firmalar uzaktan çalışabilirsin ama işte İstanbul sınırları içerisinde olmalısın diyor. Bazı firmalar diyor ki nerede olursan ol çalışırsın benim için hiç problem değil diyor. Bazı firmalar da işte uzaktan çalışıyoruz ama işte atıyorum ayda 3 gün ya da haftada bir gün gelmen lazım ofise gibi 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 şeye şartlar koyuyor arkadaşlar. Hibrit modeller oluşturuyor. Benim bu bahsettiğim modellerde arkadaşlar Kamu Bankası'nda çalışan işte 25 bin liraya yakın maaş alan uzman yardımcısı arkadaşımızın İstanbul olma gibi bir zorunluluğu var. Atıyorum diğer 15 bin liraya çalışan junior arkadaşımızın gene benzer şekilde işte 6-7 aylık tecrübesi olan 15 bin liraya başlayan arkadaşımızın istediği yerde çalışabilir. Hatta şu anda İstanbul dışında çalışıyor. Öyle ifade edeyim ben size. Şu anda dediğim gibi bu bir meşrubat firmasında çalışan global çapta büyük bir meşrubat firmasında çalışan arkadaşım da yaklaşık belki 10 yıllık bir tecrübesi var. İyi bir yazılımcı, çok sağlam bir yazılımcı olduğuna inandığım bir arkadaşım. Aldığı maaş 65 bin lira civarında ve o da İstanbul dışında ikamet edip İstanbul'da ikamet ediyordu koronaya kadar. Koronadan sonra artık İstanbul dışında ikamet edip bu maaşları alıyor arkadaşlar. Başka bir örnek vereyim ben size yine dostlar. Başka bir arkadaşım ise arkadaşlar gene bir Ağustos firmada çalışan, gene yaklaşık 10 yıl civarında tecrübesi olan, gene iyi bir yazılımcı olduğunu yani wow mükemmel uçar kaçar ama iyi bir yazılımcı olduğunu inandığım bir arkadaşım. Gene bir Java developer diyebiliriz. Backend'de. UI yani frontend kısmında da kendisini geliştirmiş bir arkadaşım. Çok rahat frontend de yazar bu arada. Sadece backend demeyelim ayıp olur. Bir Ağustos firmasında ama iyi bir Ağustos firmasında. Bu da hani Ağustos firması var. Şimdi Ağustos firması var. Anlatabildim mi? 50 kişilik var. 750 kişilik Ağustos firma var. Bir firmada, iyi bir firmada alt kademe yöneticilik de yaptığı bir firmada arkadaşlar. Yaklaşık işte 75 bin net gibi bir maaşı var. Artı işte bu alt kademe yöneticilikten aldığı fark ne kadarsa artı o kadar bir fark var. Herhalde 85 bin bilemiyorum. Belki 90 bine uzanan bir maaş olabilir. Bu skalada tabii ki. Şimdi başka bir örnek de arkadaşlar. Şu örneği vereyim ben size. Gene güncel. Bu da farklı olsun. Daha önce bir kamu firmasında, yani daha doğrusu kamu bankasında çalışan bir arkadaşım vardı. Başka bir katılım bankasına. Sanırım yine kamuya ait olması lazım. Bir kamuya ait bir katılım bankasına geçti. Yani kamudan kamu gibi bir geçiş oldu. Bir bankadan katılım bankasına geçti. Mesela o da geçen sene 2022 yılında ortalama eline geçen maaş 55 bin lira civarlarındayken 2023 maaşını 50 bin lira kabul ederek iş değişikliği yaptı.
Onun beklentileri çok daha farklıydı. Yani o da dediğim gibi yaklaşık 10 yıldır, 12 yıldır belki piyasada olan bir insan. Ama beklentisi onun maaştan ziyade işte işi sevmesi, bulunduğu yerde değer görmesi vesaire vesaire gibi parametreler daha önemliydi. Bu arkadaşımız arkadaşlar uzaktan çalışıyor. Ofiste sanırım ayda belli günler gitmek gibi bir zorunluluğu var. Yaptığı işten memnun. Mutlu tatlı çalışıyor gibi gözüküyor. Tabi bu daha çok yeni. Şurada hani 3 aylık bir mazisi var yeni iş yerinde. Ama iyi bir başlangıç olmuş. Malumunuz tebdili mekanda bir ferahlık vardır diye bir laf vardır. Ona da iyi geldiğini görmüş olduk. Şu ana kadar dostlar verdiğim örnekler bu minvalde. Yani ortalama olarak benim gördüğüm de hani özel bankada çalışan gene arkadaşlarım da var. Onlarla da görüş. Mesela bir örneğin daha vereyim. Gene tecrübelilerden arkadaşlar. Bu bahsettiğim arkadaşımız belki 15 belki 16 yıllık tecrübeli bir arkadaşımız. Gene bir özel bankada yazılımcı olarak çalışıyor. Aldığı maaş ortalama 60 bin lira arkadaşlar şu an için. Yani 2023 maaşından bahsediyorum, ortalama 60 bin lira maaş alıyor. Gene başka benzer tecrübeli belki 17-18 yıllık tecrübedeki bir arkadaşım var. O da gene bir özel bankada çalışıyor. Onun da maaşı arkadaşlar 60-65 bin lira bandındadır. Tabii burada şey önemli. Yani burada bu kadar yıl tecrübe olmasına rağmen herhangi bir şekilde yöneticilik hani ciddi manada hani orta düzey ve üst düzey bir yöneticilik olmadığı için maaşlar bu skalarda geziliyor. Eğer bunun üzerine yöneticilik arkadaşlar eklenirse maaşlar dediğim gibi işte 85 bin, 90 bin, 100 bine doğru çıkıyor tabii ki bulunduğunuz mertebeye, bulunduğunuz pozisyona göre. Yani bizim bu bahsettiklerimiz arkadaşlar hep normal, düz, sadece yazılım yapan, günlük ondan yapması gereken işler listesi verildiğinde en önemli şeyi işi yönetmek olan veyahut da ekipleri yönetmek olan insanlardan bahsediyoruz. Ve maaşlar arkadaşlar bu durumda. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin için ne derler, ışık tutucu olmuştur. Görüşmek üzere.